sen, hoş geldin melek. Sefalar getirdin, ya gelmeseydin, yetişemeseydin, beni bulamasaydın ne yapardım? Yarım kalırdım melek. Geldin, yüzümü güldürdün, başımı döndürdün, acımı dindirdin, yolumdan çevirdin, eğlendirdin, sakinleştirdin, ehlileştirdin ve daha bir sürü şey. Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen, hoş geldin melek. Sefalar getirdin, yetişemeseydin, beni bulamasaydın ne yapardım? Yarım kalırdım melek. Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen, hoş geldin melek. Sefalar getirdin, ya gelmeseydin, yetişemeseydin, beni bulamasaydın ne yapardım? Gel buraya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kuzum. Canan abla. Aa, bunlar ne? Sana özel bir şey yaptık. Ay süpersiniz ya. O kadar karnım acıktı ki hemen üstümü çıkarıyorum. Elimi yıkayayım, gelin. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Demir, sen anlattın mı bugün kliniğe geldiğin öyküye? Ne? Babacığım, sen kliniğe mi gittin? Niye? Ha, havalı Murat geliyor ya, o yüzden. Kızım. Öykücüğüm, baban yardım etmek için geldi kliniğe. Ama bundan sonra bir daha gelir mi bilemedim. Niye? Küçük bir köpeğe iğne yapacaktım. Baban iğneyi görünce fenalaştı. İnanmıyorum. Siz ikiniz bana mı yürüyorsunuz? Aa, yok canım, ben olanları anlatıyorum Öykü. Evet, böyle bir iğne gördüm, tamam mı? Fenalaştım. Biraz böyle bir içim gitti, o kadar. Oldu mu? Ha, mutlu musunuz? Artık gelmezsin bir daha. Ha, nasıl gelmem? Nasıl gelmem karıcığım? Olur mu öyle şey? Geleceğim tabii ki. Yani senin orada yardıma ihtiyacın olduğunu gördüm. Ben tabii ki geleceğim. Ama sana zahmet olmasın hayatım. Yok hayatım, ben seni orada yalnız bırakır mıyım? Gelirim. Gelirim tabii ki yani. Bir de yardımcıya ihtiyacım var, onu da gördüm ben. E insanın en güvenilir yardımcısı kimdir? Kimdir? Kocası. Ya. Yani bugün biraz acemi olmuş olabilirim ama 2-3 güne alışırım. Problem değil. Ha bu arada bugün öyle kırdıysam seninle kusura bak. Yok. Hayatım, ne kusuru, hiç önemli değil. Kızım ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Nerede? Ne orada? Allah cezanı, ne işi var onun bu evde? Çıkar. Ya Candan, sen veteriner değil misin? Niye korkuyorsun fareden? Niye? Ben insan değil miyim? Niye? Ben korkarken gülüyordun ama bugün. Ne alakası var canım? Ay geldin! Nerede? Ay, tamam, dur.
Nerede? Nereye gitti? Hadi ya. Bir şey yap ne olur. Nerede? Nerede? Demir, arkamda! Ya nerede? Ben niye görmüyorum? Ya arkamda! Demir, şunun altına girdi. Ne? Demir, al. Şunu tut. Evet. Ya ben saçmalama. Kedi mi bu? Nasıl tutayım onunla? Ya attım. Ay işte. Tuttum. Fırlatacağım işte. Koş, koş, koş. Ya laftan anlar mı Demir o fare? Ne bileyim ben. Ha, şurada, burada. Ay! Dur. Dur. Kapıyı kapa, kapıyı kapa. Kapıyı. Canan abla çok korkuyorum. Geçti. Geçti güzel, geçti, geçti. Tamam. Oh, gitti de. Bir daha gelecek miyim? Ay. Bilmiyorum kızım, sormadım. Öf. Ay, nereden çıktı bu hayvan ya? Aslan mı? Bahçeli ev ya. Yani gezin olur işte. Sen benim aslan babamsın. Hmm. Demir adamım benim. Nasıl kurtardın? Kurtarırım bizi? Ben. Candan bir şey soracağım. Şimdi sen yani veterinere böyle hasta bir fare geldiğinde bakmayacak mısın? Ne yapacaksın? Anlamadım. Ne alakası var? O iş, bu. Ya sevmiyorum işte ben fareyi falan. Niye dalga geçiyorsunuz siz benimle? Bilmiyorum. Dalga geçmiyoruz Candan abla. Ya herkes korkabilir. Ben korkmadım bu arada. Korktun. Hayır. Ama sen de iğreniyorsun. Tamam, birazcık iğreniyorum ama korkmuyorum yani. İğrenmekle korku aynı şey baba. O zaman bu gecelik maceramız da sonlandığına göre hadi bakalım şimdi banyo dişler fırçalansın, el yüzü kalsın. Sonra pijamalar giysin, maş maş yatağa. Hadi bakalım. Tamam da babacığım. Tamam, pijama hariç hepsi yapılıyor. Maş maş. Tamam. Emredersiniz komutanım. Hı. Bir iki, bir iki. O zaman ben de toplayayım o parayı. Tamam. Evet. Gece gece maceramız. Pelin. Benim de burada. Hı. Hadi kızım. İyisin değil mi? İyiyim. Tabii canım, iyi görünüyorsun zaten. İyi geceler kızım. İyi geceler babacığım. Hı. Baba. Efendim kızım. Biliyor musun? Sen dünyanın en süper babasısın. Nereden çıktı şimdi? Hiçbir yerden çıkmadı. Yani bence öylesin. İyi ki babamsın baba. Sen de iyi ki benim kızımsın. Hadi gözlerini. Öykü. He? Beslenmen hazır. Sen daha çantanı toplamamışsın kızım. Topladım baba. Dur, dur, dur. Tıkıştırma, tıkıştırma içine. Dur, yapıyorum ben. Baba. Heh. Hani biz sabahları çok güzel kahvaltı yapıyoruz ya. Evet. Ben okula giderken hiç acıkmıyorum ya. Okulda da acıkmıyorum ya. O yüzden beslenmemi almazsam. Ne demek öyle? Ne demek acıkmıyorsun? Acıkıyorsundur, farkında değilsindir. Ya babacığım, sen nereden biliyorsun? Ne demek ben nereden biliyorum? Ben senin acıkıp acıkmayacağını bilmiyor muyum zannediyorsun? Babacığım, sen nereden bileceksin ki? Ben acıkıyorum çünkü. Tamam işte, söylüyorsun. Sen acıkıyorsun. Sen de biliyorsun demek ki. Of baba ya. Of falan denmez babaya. Bu beslenme bitecek. Sonra da... İlaçlar içilecek. Aferin. Hah. Kontrol edeceğim bak. Okul çıkışı kontrol edeceğim. Bunun içindeki her şey bitmiş olacak Öykü. Tamam. Böyle dudak bükme babaya. Sonra bücürük kalırsın böyle. Yemezsen büyüyemezsin. Bu saçların hali ne? Ortalık dağılmış yine. Geç şuraya gel. Ya baba. Ver Tara. Otur şöyle. Ya sen yapma. Sen Candan ablam yapsa. Ben de yaparım Candan ablanın yaptığını. Dön. Dur. Dur. Acıdı mı? Dur, dur. Baba, tamam, baba, tamam, evet. Pardon. Dur, 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 dur. Ne yapayım? Düğüm düğüm olmuş. Balta girmemiş orman. Dur, dur. Sana kaç kere dedim şu saçı kestireceğim diye. Şuradan kestireceğiz işte, bitecek. Ya baba. Dön hadi. Tamam, tamam. Bağırma. Tamam, dur. Çok mu acıdı? Evet. Tamam, yavaş yavaş yapıyorum.
saçlar kontrolden nasıl geçmeyi düşünüyorsun? Bir şey olmaz. Saçmalama, ne demek olmaz? Müdür yardımcısı görürse bu defa kendisi silecek saçlarını. Abla ya. Abla oflanmaz. Bekle, arkanı dön. Ah, abla yavaş. Pardon, çok acıdı mı? Acıdı. Sen de anne mi olurdu o zaman evde? Olmaz, sen de ergin olurdun. Tamam, dur, dur. Tamam, bana ver. Ver tokayı kızım. Bunu bari ben yapayım. Dur ver kızım, bana. Yapıyorum. Baba yapamıyor. Aa! Tamam, tamam, tamam. Al sen devam. Tamam, tamam. Candan. Candan abla, saçlarım güzel olmuş mu bak? Çok güzel olmuş kuzum benim, dur. Tamam, hadi bakalım sen montunu ayakkabılarını giy, geç kalma. Tamam. Öykü koşma. Ay, ay baba. Bak düşeceksin şimdi Öykü. Ver yesin çantanı. Dur. Muratcan, günaydın. Günaydın Öykü. Ne oluyor? Gel şunu. Kız. Al. Al canım. Al şunları da. Bana bak, yabancılarla konuşma, okuldan tek başına çıkma, yemekler yenecek. Bak, yemekler yenecek, kontrol edeceğim ha. Ya, tamam baba. İlaçlarını iç. Tamam. Gel Mertcan. Bekle beni Mertcan. Koşturma. Öykü. Hadi. Ya, tamam. Şey Mertcan. Öykü. Ne? Hani geç kalıyordun, koşturuyordun. Geçsenize sırfınızı. Gel. Mertcan, bir şey söyleyeceğim. Ay, dur, çanta düşüyor. İyi günler Demir Bey. İyi günler. Burası benim sınıfım değil mi? Sen uyanamadın galiba daha. Ne yapıyorsunuz? Hadi içeri. Ders başlayacak. Koşun, koşun, koş. Öykü. Günaydın. Günaydın öğretmenim. Ne yapıyorsun burada? Geç bakalım içeri. Öykü, babam bu sabah yine bana çok kötü baktı ya. Ya Mertcan sen onu aldırış etme. O her zamanki bakışı. Seni yine böyle mutlu görmek çok güzel. Okula gelmediğin zaman seni çok merak ettim. Ya Mertcan artık o günler geride kaldı. Ben zaten şu anda çok mutluyum. Babam geri döndü. Canan ablam artık bizde kalıyor. Ya ben daha ne isteyebilirim ki? Senin için çok mutlu oluyorum ben de. De biliyor musun ben neyi çok özledim? Böyle... Her sabah yatağımda uyanmayı, babamın bana kahvaltı hazırlamasını, ondan sonra böyle uyanırken humurdanmasını, ondan sonra beni okula bırakmasını, sürekli bıkmadan aynı şeyleri söylemesini çok özlemişim. Öykü. Öykü iyi misin? Öykü. Öykü.
Ne oldu, iyi misin? Teyzem sabah garipti. Yani böyle bir değişikti. Bana bir şey söyleyecekti ama sonra vazgeçti. Teyzen mi? Canan senin teyzen mi? Öykü, ben bir meyve suyu alacağım. Sen de kantinden bir şeyler ister misin? Efendim Bilgi Hanım. Harita odasından büyük dünya haritasını almamız gerekiyor. Sizden rica etsem. Tabii hocam, ne demek. Hemen getiririm ben. Çok teşekkür ederim. Türkçe kitaplarınızı açın, 56. sayfayı. Herkes çıkarsın. Sevgi hocam. Çocuğun ailesine haber verdiniz değil mi? Verdik hocam, verdik. Gelirler onlar da birazdan herhalde. O halde ben de polise alayım derhal. Şu an için yapacak bir şey kalmadı. Sevgi Hanım, nasıl olur? Nasıl yok ortada? Gören duyan kimse olmamış mı? Yok. Ya ben sordum, bütün çocuklara tek tek sordum. Bir şey biliyor musunuz, gördünüz mü diye. En son teneffüste burada otururken görmüşler sınıfta. Sonra hiçbir şey gören de yok, duyan da yok. Mertcan, sen o gün nerede olduğunu biliyor musun? Sana bir şey söyledi mi? Ya söylemedim. Ya ben kantine gittim, sonra geldiğimde Öykü yoktu. Tamam bak baştan alalım. Belki atladığımız bir yer vardır, bir şey vardır. Yardım et bana, tamam mı? Tamam. Yani siz hiç konuştunuz mu Öykü'yle?
Bir şeyden bahsetti mi Öykü? Ha? Konuştuk. Evet, dersten önce konuştuk. Ha, ne konuştunuz? Ne söyledi? Öykü çok mutluydu bugün okula geldiğinde. Ya onu bayağı da bu kadar mutlu olduğunu görmemiştim. Nedenini sordum, sizden bahsetti. Canlı ablasından bahsetti. Her şey çok güzel şu an, çok mutluyum dedi. Ha, bir de teyzesinden bahsetti. Teyzesinden mi bahsettin? Ne dedin? Teyzesi ona bir şey söyleyecekmiş ama söylememiş. Ben de tamamlamadım. Sonra? Peki sonra bir şey dedi mi? Sonra öğretmen geldi, ders başladı. Başka bir şey konuşmadık. Ben gidiyorum. Ben de geliyorum kardeşim. Yok yok, ikimiz aynı yerde olmayalım. Sen Cemal'e ulaş. Ne oluyor? Tamam tamam Sevgi Hanım, tamam. Merak etmeyin siz. Merak etmeyin, bir şekilde bulacağız Öykü'yü, tamam mı? Dur. Çabuk, tarif edin. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.